yeni bir gün ve tarih programı ile beraberiz. 14 Şubat 1996 Emekli Başsavcı Nusret Demiral Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Bunu konuşacağız. Kimdir Nusret Demiral? Neden MHP'den ihraç edilmiştir? Ve ihraç ediliş sebebi hakkında tarihi bilgi. Efendim, Nusret Demiral emekli bir başsavcıdır. Devlet güvenlik mahkemeleri başsavcısıdır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne girmiştir emekli olduktan sonra. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Milletvekili adayı seçilmiştir milletvekili adayı iken yapmış olduğu konuşmaların birisinde ezanın Türkçe okunması gerektiği konusunda bir demeci dolayısıyla milletin tepkisi sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi 19. dönemde meclis dışında kalmıştır oylarının bu sebeple düşmesi dolayısıyla. Yani ezanın Türkçe okunması gerektiği konusunda bir demeç vermesi dolayısıyla meclis dışında kalmasına yetmiştir Milliyetçi Hareket Partisi'ne. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bunu sebep olarak göstererek ve 19. dönemde meclis dışında kalmasını bu sebebe bağlayarak Nusret Demiral'ı disiplin kuruluna verecek. Disiplin Kurulu da 14 Şubat 1996 tarihinde Nusret Demiralı MHP'den ihraç edecekti. Ezan Türkçe ezan. Ezanın Türkçeleştirilmesi konusunda gelin bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Ezan müminleri 5 vakit namaza çağıran ve bunun dışında da bazı vakitlerin geldiğini bildiren dini ibarelerden ibaret olan bir merasim diyelim veyahut da namaza bir çağrış şekli Müslümanları. Ezan öyle bir olay ki namaz vakitleri dünyanın yuvarlak olması dolayısıyla her vakitte, her saatte her dakikada, her saniyede dünyanın bir noktası namaza girmiş olduğundan ezan okunmakta ve bu da ezanın hiç susmadan 24 saat devamlı peş peşe okunması dünya üzerinde okunması anlamına gelmektedir. Ezan bir paroladır. Namazın vaktinin geldiğini müminlere bildiren bir paroladır aslında. Ve her Müslüman ezanın ne anlama geldiğini, niçin ezan okunduğunu aslında bilmektedir. Meşhur bir fıkra vardır. Karadeniz'in birisi temel, hacca gitmiş. Haccını yapmış gelmiş, kendisine sormuşlar. Temel, ne gördün hacda? Özel olarak bize anlatacağın bir şey var mı? Özel, yani enteresan bir şey var mı senin gözünle diye sorduklarında evet çok enteresan. Hacdan büyük zevk aldım ve bir olay daha var ki beni dört köşe etti, mest etti. Nedir diye sormuşlar. Ezanı Türkçe okuyorlar orada da demiş. Yani ezan o kadar kanıksanmış ki temelin kafasında Türkçe zannediyor. O kadar güzel anlıyor, o kadar güzel özdeş olmuş. Cumhuriyet ilan edildikten sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birçok şey Osmanlıcadan gelen birçok şey değiştirilirken bu arada ezanı da değiştirmeyi düşündüler ve 1931 yılından itibaren ezanın Türkçe okunması konusunda Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmalar başlatıldı. Ve 1932 yılına gelindiğinde ilk Türkçe ezan İstanbul'da okundu. 1932 yılında kabul edilen bir yasa ile de artık ezan Arapça okunmaktan çıkarılacak, Türkçe ibareleriyle okunmaya çalışacaktır, çalışılacaktır, başlanacaktır. Mecbur tutulacaktır. Tanrı'dan başka yoktur tapacak, çalaptır ancak gibi efendim kafiyeli sözlerle ezan Türkçe okunması ezanın Türkçe okunması mecbur tutulacak. O tarihten itibaren minarelerden Türkçe ezan okunmaya başlanacaktır. Atatürk'ün vefatından sonra 1941 yılında çıkarılan yeni bir kanunla ise bu 400 4055 sayılı kanun ceza kanununa bir kanun bir madde eklenerek Arapça ezan okuyanlar şu kadar hapse atılacak, şu kadar para cezasına çarptırılacak ve şöyle şöyle cezalandırılacak diye de bu efendim 4055 sayılı yasa kabul edilmiş oluyor. Halk buna çok üzüldü. Ezanı Arapça olarak okumaya alışmış, Arapça ezanı da adeta kendisiyle özdeşleştirmiş olan halkımız yeni kanunu çok yadırgadı. Ezanı Arapça okumakta efendim israr etti ama alçak sesle yüksek sesle Türkçe ezan okuyor arkasından da alçak sesle Arapça tekrar okuyarak ezan vecibesini yerine getirmeye çalışıyordu. Bu arada tabii ki çok büyük eza ve cefalar da edildi Arapça ezanı okumaya. Hatta bu son 4055 sayılı yasaya göre Arapça ezan okuyanlardan maada Allah diyenler, Tanrı sözünü kullanmak istemeyenler, çalap demeyenler de çeşitli cezalara çaptırılmış oluyordu. Arapça ezan, Türkçe ezan konusu meşrutiyetin ilanı sırasında iddia terakkiçiler, yeni Osmanlıcılar bilhassa Ziya Gökalp'ın da işaret etmesiyle yeni Osmanlıcalar ve Türkçüler Türkçe ezanın okunması konusunda çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Ezanın Türkçe okunmasından sonra Kur'an'ın da Türkçeleştirilmesine çalışılmıştır. Hatta bu maksatla Kur'an'ın mealinin yapılması, Türkçe mealinin yeniden yazılması konusunda da çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda görevin Mehmet Akif Ersoy'a verilmiş olduğunu, onun da Afrika'ya yani Mısır'a giderek bu konuda çalışmalar yaptığını, hatta ve hatta Kur'an'ı Türkçeleştirmiş olduğu, mealini yazmış olduğu, bitirdiği ama müsveddelerin gözden geçirilmesi sırasında da kendisinin bu çalışmalarını efendim kanuna bağlayarak millete Türkçe Kur'an olarak dayatılacağı anlaşıldığında, kendisi bunu anladığında, müsveddeleri yırttığını, yaktığını veyahut da Mısır'da birilerine teslim ederek Türk, Türkiye'ye getirmediğini ve sorulduğundan için böyle yapıldığını, böyle bir vebale ortak olmak istemediğinden bunu yapmış olduğunu ve bu sebepten dolayı üzüntüsünden, hasta olduğunu, siroz hastalığına yakalandığını ifade etmişler. Ve o siroz hastalığından çıkamayarak da Mehmet Akif Ersoy'un vefat etmiş olduğunu görüyoruz. Tabi ilk Türkçe ezanı Saadettin Kaynak isimli ses sanatkarının okuduğunu, Ayasofya'da ilk ezanın okunduğunu, daha sonra da Türkçe Kur'an için çeşitli girişimlere başlanıldığını ve Türkçe Kur'an'ın da ilk defa Ayasofya'da okunmaya başlandığını görüyoruz. Neyse ki Rabbim esirgemiş, Türkçe Kur'an diye bir cinayet bu millete kabul ettirilememiştir veya bir dayatma yapılamamıştır. İşin enteresan taraflarından birisi de Türkçe Ezan bütün Türkiye'ye dayatıldığı zaman doğuda Türkçe bile bilmeyen e, Kürt köylerine de bu ezanın dayatılmış olduğu, oradaki Kürt'ün Türkçe bilmiyor. Bir tek bildiği Arapçadır, Arapça ezandır. Bunu da yasakladıklarında efendim büyük bir zorluk çekmiş oldukları Allah diyenin efendim, Muhammed diyenin, peygamber diyenin hapislere tıkılmış olduğunu görüyoruz. 1950 yılına gelindiğinde Demokrat Parti seçilmiş olduğundan dolayı, Demokrat Parti'nin efendim programında yazmış olduğundan dolayı, Türkçe ezan zulmünün efendim, Demokrat Parti tarafından önlenmiş olduğu, 1950 yılında kabul edilen bir kanunla Türkçe ezanın yanında Arapça ezanın da serbest hale getirilmesi millette bir bayram havası meydana getirmiştir. Gerçekten de herkes Türkçe ezanın bu şekilde Arapça ezanla değiştirildiği ezanın asli şekliyle, şekliyle okunmasının serbest hale gelmesini bir bayram havası olarak kabul etmiş. Demokrat Parti'de oy patlamaları aslında bu sebepten dolayı meydana gelmiştir. İşte bu olay milletin bu sevinci bir takım cun tehvestilerin gözünden kaçmamıştır. 1950 yılından itibaren ezanın asli şekline çevrilmesi bir irtica olarak kabul edildiğinden dolayı. Türkiye'nin her tarafında da bir takım çarşaflı kişilerin efendim artık çarşaflarını giymeye başladıkları bir irtica göstergesi olarak kabul edilmiş olduğundan dolayı da muhterem izleyicilerim yavaş yavaş junta heveslerinin efendim ihtilale yöneldikleri ve 1960 yılında yapılan ihtilalin işte bu junta hevesleri sebebiyle yapılmış olduğunu merhum Alpaslan Türkeş'in kendisiyle yapılmış olan bir mülakatının gazeteleri yansımasından anlıyoruz diyor ki biz de baktık ki Demokrat Parti iktidara geldiğinde ezan Arapçalaşmış. Etrafta çarşaflar çoğalmış. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün efendim devrimlerinden birisi bu şekilde alaşağı edilmiş ve Türkçe ezan yasaklanmak veyahut da Türkçe ezan değiştirilmek suretiyle de İrtica bu memlekete hakim olmaya başlamış. İşte biz buna dayanamazdık. İşte bu sebepten dolayı 1960 ihtilalini efendim düşündük, planladık ve yaptık diye gazetelerde bu demeci yayınlanmıştı Alpaslan Türkeş'in. Aslında Cemal Gürsel de aynı şeyleri söylüyordu. Türkçe ezanın kaldırılmış olmasını bir irtica olarak gördük ve siyasi mürtecileri yasa adaya tıktık. Onların her birine cezalar verdik. Dedikten sonra Cemal Gürsel ifade etmiştir ki bana başka bir ata bulun. Oraya da siyasi mültecileri değil gerçek mültecileri tespit edeyim onları da o adaya tıkayım demiştir. Allah'ın işine bakınız ki tarihin tarihin bir cilvesine bakınız ki aynı Alpaslan Türkeş kendi partisinde ezanın Türkçe okunacağını ifade eden Nusret Demiralı disiplin kuruluna verdirip partiden ihraç ettirmiştir. Bu da gösteriyor ki muhterem izleyicilerim merhum Alpaslan Türkeş'in zihni gelişmesi ezanın Türkçe olması gerektiğinden efendim gelişmeyi göstermiş göstermiş. Türkçe ezanı savunan bir e, mensubunu kendi eliyle disiplin kuruluna verdirerek partiden ihraç ettirmiştir. Güzel bir gelişme olarak da bugünün tarihi olarak da bu konuyu sizlerle paylaşmış olduğu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.